Merhabalar gençler hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hep arkadaşlar Minecraft'ta WorldEdit modunu geleceğiz. Bu arada videoya geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. Bunlardan birincisi arkadaşlar dünyanın denemelerini açın. Mod hangi sürümlerde çalışıyor derseniz 1.21.23 sürümde çalışıyor. Eski sürümlerde çalışmaz. Boşuna denemeyin. Yani 1.21'de bile çalışmaz. Sadece 1.21.23 olması gerekiyor. Yani en son sürüm olacak. Gelecek olan sürümde de çalışır mı bilmiyorum. Yani videoyu daha sonradan izliyorsanız. Ama geçmiş sürümlerde çalışmıyor. Çünkü neden derseniz ben bu modu aslında daha önceden çekmiştim 1.21 sürüm için. Ama bildiğiniz gibi 1.21.23'ten sonra denemeler bölümünden tatil oluşturucu özelliklerini kaldırdılar ve bunu kaldırdıkları için de birçok mod çalışmıyor. Evi modu olsun, araba modu olsun ve bu word Edit modu da dahil ve bunu yapımcısı güncelemiş. Ben de dedim çok arkadaş da işte olmuyor falan filan diye. Bunun nedeni bu. Yani eğer en son sürüm deseniz bu modu kurarsanız hiç sorun olmaz arkadaşlar. Neyse fazla boş yapmadan videomuza geçelim. Gençler hemen sohbetleri ve komutlar kısmına açıyorsunuz. Buraya arkadaşlar benim yazımdan nasıl yazdınız? Slash tag yazıyorsunuz. Ondan sonra et s ve buraya arkadaşlar add yazıyorsunuz ve word edit yazıyorsunuz. Ben bunu büyükten arkadaşlar ekrana da yazarım bu arada Word Edit'i boşluk bırakmadan arkadaşlar yazın. Sonrasında olma söyleyip. Gördüğünüz gibi şu anda bize diyor ki Word Edit komutları sizlere verildi. Buradan tekrardan sohbet ve komutlar kısmını açıyorsunuz. Noktalı virgül bakın. iki nokta değil. Noktalı virgül ve kit yazıyorsunuz. Enter dediğiniz zaman gördüğünüz gibi eşyalarımız envanterimize geldi. Bu arada moda yeni özellikler de gelmiş. Bu nasıl diyeyim? Az sonra göstereceğim size hangi özellikler olduğunu. Saat yönü tersine falan çevirme özellikleri gelmiş. Bunlar güzel şeyler. Bu ayarlara dediğim gibi arkaya hayatım bu boş şey. Word Edit ayarları diyor. Hiç buna girişmeyin. Şimdi arkadaşlar Nasıl yaparız hemen onu gösterip şöyle düş, düz bir araziye geçeyim şimdi gençler bakın ilk olarak ilk konumuzu seçtim ben burayı seçtim sonra geliyorum şöyle Şu şekilde burayı seçtim gördüğünüz gibi arkadaşlar o alanı seçti buradan kes dersem gördüğünüz gibi yerimizi sildim Buradan bu modun en güzel özelliği bakın burada geri al ileri al yazıyor geri al dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar Hiç kırpılmamış gibi Tekrardan ileri al dersek de Eski geri çeviriyor Şimdi ben geri al diyorum Hatta kırpsak da olur ya önemli değil Şimdi Peki buraya nasıl blok koyacak blok koyacağız derseniz de hemen ben rastgele bir blok aldım. Bunu arkadaşlar yere bir kere bir koymanız gerekiyor ve gördüğünüz gibi üçüncü slotta böyle şırınga tarzında bir şey var. Bunu alıp bunun rengini buna kopyalamanız gerekiyor. Sonrasında buradan seçimi doldur olan ikinci slottakine bastığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar yeri bu şekilde doldurdu. Bunu isterseniz geri alıp eski geri döndürebilirsiniz. Şimdi gençler peki bir ev falan nasıl yapacağız onu soranlar için diyorum. Şimdi bakın ilk baş olarak eğer yani şu anda en son seçili olan konum burası değil mi? Eğer siz gelip de e, şurayı seçerseniz direkt bakın gördüğünüz gibi oradan itibaren buraya aldı. Yani onun için atıyorum mesela siz buradan oraya evi yapacaksınız ya şöyle 2 3 kere bunun üstüne basın. Sadece arkadaşlar şu, bu bloğun seçili olduğundan emin olun. Bakın şu anda herhangi bir yer seçildi. değil. Şimdi geliyorum bu e, ta, şey, en, şeyin şey en sonuna. Buraya arkadaşlar 1 2 3 4. Ben 4 blok yükseklikte bir ev yapacağım. Siz kaç blok yükseklikte yapmak istiyorsanız ona göre yaparsınız. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bize hangi yere ev yapacağını da gösteriyor. Seçimi doldur dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda doldurdu. Ve bu arada bunun içi dolu boş değil. Peki nasıl yapacağız derseniz de eğitme tuşuna basıyorsunuz. Ekrana bir kere basılı tuttuğunuz zaman burada gördüğünüz gibi o Outline mod yazıyor. Bu içi boş yani. içi boş olan anlamına geliyor. Şimdi hatta gelin içini dolduralım. Bakın için şu anda İçi boş bir şekilde geldi gördünüz mü? Hatta şöyle camlarla falan yapayım. Ben. Biraz içi bir aydınlık olsun. Şuraları şöyle bir kırayım. Şimdi gençler bu evi bir yere kopyalamak istiyorsanız emin onu da göstereceğim. Şimdi bu eve geliyorsunuz. Şu an zaten seçili. Eğer seçili değilse de yani bir şu köşeden seçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir iki kere basın. Gördüğünüz gibi şu an sadece orası seçili. Bir de bu köşeden seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi yine bizim evimizi aldı. Şimdi burada arkadaşlar dörtüncü slotta kopyala özelliği var. Buna basıyorsunuz ve şu anda 164 tane blok kopyalandı diyor. Bunu yapıştır derseniz bakın hatta şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar bunu nasıl kop, e, kopyaladığınız pozisyon çok önemli. Tam şöyle ortalık kopyalarsanız daha güzel olur. Yani şuradan kopyalarsanız mesela şöyle falan yaptığınız zaman yapıştır dediğiniz zaman bakın o yapıştıracağınız yeri ortalamıyor. Böyle kafanızı da döndürdüğünüz zaman yani şu şekilde duruyor. Ama şöyle diyeyim tam gelip buradan ortadan şu şekilde kopyalarsanız daha güzel oluyor. En, en azından şöyle yapıştır dediğiniz zaman gördüğünüz gibi tam bir şekilde ortalı bir şekilde arkadaşlar gösteriyor. Şimdi ben bunu geliyorum. Mesela hatta şu evin üstüne yapıştırayım. Geldim şöyle biraz. Yukarı doğru çıkın. Az bir şey. Şöyle kayarım. Bu tarafa doğru gelmemiz gerekiyor. Biraz daha. çok geldik. Bir yerim. Tamam. Şu anda ben bunu yapıştırdığım zaman evet, tam üstüne arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıştı. Şimdi bunu atıyorum mesela. Siz bunu hangi tarafa yapıştırırsanız yapıştırın. Atıyorum mesela bunu buraya mı yapıştırmak istiyorsunuz? Gördüğünüz gibi bakın bu tarafa gelmiyor bu. Bunu nasıl bu tarafa getireceğiz derseniz de işte bu bir önceki çektiğim videoda sıkıntı oluyordu. Mesela bu döndürme şeyleri var ya saat yönünü tersine döndürdü mesela. Buna bastım. Gördüğünüz gibi bu tarafa geldi. Bir daha bastım. Bu sefer de bu tarafa geldi. Hemen tek, tekrardan yapıştır komutuna aldım. Biraz yere doğru yaklaşmam gerekiyor. Ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapıştırabiliyoruz. Eski sürümünde yani o ilk çektiğim sürümde böyle bir özellik yoktu. Bunu getirmişler. Güzel olmuş arkadaşlar. Bunu arkaya atıyorum. Yani bunların ikisinin mantığı bu. Bu hiçbir işe yaramıyor. Ben bunu bayağı denedim ama hiçbir şekilde bir şey öğrenemedim. Şimdi bu burada bir adam işareti var. Bu ne işe yarıyor derseniz de bunu al sizin atıyorum mesela hani ben e, çaprazlamasını yaptığım zaman böyle ne kadar bir yüksek, yükseklikte olmasını istiyorsam öyle blok koyuyordum ya. Bu o blok koymadan direkt altınıza gördüğünüz gibi cam geliyor. Cam veriyor. Bu camdan işte burayla şurayı seçiyorsunuz ve işte o bölümü seçmiş oluyor yani. O özelliği yarı Bence pek gereği yok yani ben kullanmıyorum bunu. Burada çizgi çiz özelliği var arkadaşlar. Bu çizgi çiz özelliğiyle şöyle göstereyim size. Burada arkadaşlar bu tahtaya kullanmanıza ihtiyaç gerek yok. Bu çizgi çizdi. Şuraya basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle çapraz bir şekilde geliyorum. Gördüğünüz gibi oraya çizgi çizdi. Buradan isterseniz şöyle yere bir ineyim. Shift'e bastım. Bakın burada en sonunda piramit var. Piramit bile yapabiliyorsunuz. Bu piramitin mesela rengini şununla yapayım. Şunu yani değiştiriyorum piramitin rengini. Bunu yere koyuyorum. Buradan tek tek basıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi onu seçti. Aynı şekilde arkadaşlar buradan piramiti şu anda şöyle üzerine bastığım zaman Yere dokunmamız gerekiyor. Şimdi bakın, bunun büyüklüğünü siz ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar büyük oluyor. Bu arada bunu çok büyük yapmanızı pek tavsiye etmem çünkü cihazınız kasabilir Eğer çok iyi bir cihazınız yoksa kasar yani büyüklükten. Gördüğünüz gibi şu anda bizim bizim piramitimizi yaptı. Bu arada bunların içi de dolu oluyor. Dolu olduğu için bayağı kasları. Cihazınız iyi değilse pek çok büyük yapmanızı tavsiye etmem piramidi. Evet başka Dark da gösterebileceğim bir şey yok. Mod bu kadardı. Bu ayarlar menüsü zaten boş bir menü. Bunu diğer videoda da söylemiştim. Bu menüde de söylerim. Bu gereksiz. yani ben size ne yapacağınızı hep gösterim zaten. Arkadaşlar mod bu kadardı. İstediğiniz modlar varsa yorumlardan yazın. Yapmaya çalışalım. Görüşürüz. Bay bay.